Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gofret kutusundan saksı yapacağız. Malzemelerimiz akrilik boya, bu şekilde kutu, plastik kutu da olur, bu şekilde metal kutu da olur, salça kutuları da olur. Elinizde ne varsa onu değerlendirebilirsiniz. Ben süngerle hızlı hızlı bu şekilde boyadım. Fırçayla olmadı, süngerle daha iyi oldu. İki kat boyadım. Daha sonra üzerine bu şekilde istediğim figürleri çizdim. Bu videoyu daha önce ben çekmişim ama yayınlamamışım. O yüzden faydalı olacağını düşündüğüm için yayınlamak istedim. Bu şekilde figürler çizip boyuyorum. Silinmeyen kalın tahta kalemleriyle çizdim siyah olan kısımları. İçlerini de akrilik boyayla doldurdum. Kürdanla böyle kaktüslerime dikenler yaptım. Bir de bu şekilde minik yoğurt kutularım vardı. Onları da atmadım. Yine onları da sünger yardımıyla boyadım. Şimdi şeritler halinde bant yapıştırıyorum. Çizgi çizgi mavi beyaz bir görüntü elde edeceğim burada. Siz kağıt bant kullanırsanız daha iyi olur. Burada da süngeri üçgen bir şekilde kestim. Yeşil boya sürdüm ucuna ve bu şekilde baskılar elde ettim. Diğer kavanozuma da yine kaktüs çizdim bu şekilde. Altını istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz, boyayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bütün kavanozlarım bitti. Şimdi bunlara çiçekler ekeceğim. Ama öncelikle şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunların delikleri olmadığı için diplerine 3'te 1 kadar taş koyuyorum. Suladıktan sonra su taşların altına süzülsün diye, bitkinin köklerini çürütmesin diye bu şekilde bir yöntem uyguluyorum. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Ya da altına delikler delip altlık koyabilirsiniz. Bir de şöyle bir not eklemek istiyorum. Ben verniklemedim ama size kesinlikle verniklemenizi öneriyorum. Yoksa su temas ettikçe kabarmalar olacaktır, dökülmeler olacaktır. Bunun olmaması için vernik kesinlikle yapmanızı öneriyorum.
çiçekleri ektiğim kısmı direkt geçiyorum. Direkt ekilmiş son hallerini göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde oldular. Bence çok tatlı oldular. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.